Herkese merhaba. Bugün sizlerle böyle tatlış mı tatlış bir battaniye modeli paylaşacağım. Battaniye motifi dedik ama bununla başka bir sürü şey de yapılabiliyor. Mesela kalemlik yapıldığını gördüm, çanta yapıldığını gördüm. Yani siz de pek çok farklı şeklini görmüşsünüzdür. Birkaç video sonra ben de bu motifin 8 tanesiyle çok farklı, hoş bir şey yapacağım. Ne olduğunu söylemeyeyim ama kız çocukları için diyeyim, böyle biraz heyecan sürprizi kalsın. Onun için önce bunu göstereyim dedim. Hazırsanız başlayalım. Bu model için şöyle 3 tane koton ip kullanıyorum ben. Yazlık bir şey yapacağım için aslında koton kullanıyorum. Merserize de kullanabilirsiniz eğer beraber yaparsanız benimle, ya da normal bir battaniye yapacaksanız yün de kullanabilirsiniz. 3,5 numara tığ kullanıyorum. Çünkü biraz şey sıkı dursun istiyorum. Çok gevşek olmasın istiyorum. O yüzden önce 5 tane zincirimi çekiyorum. İlk zincire batıyorum. İpimi aldım ve bağladım. 3 zincir çekiyorum. Ve şu boşluğu 15 tane trabzanla dolduracağım. Bununla birlikte 16 edecek. 1 2 3 13 14 ve 15. Şu ilk çektiğim 3 zincirin 3.sünden batıyorum ve doğrudan çıkartarak bağlıyorum. Bir tane daha zincir çekip sağlamlaştırdım. İpimi kestim. Öyle. Maviyi aldım. Siz başka bir renkte kullanabilirsiniz. Yani mesela, ya da mavinin tonlarını, daha koyusunu kullanabilirsiniz. Yani herhangi bir rengin tonlarını. Ben iki farklı renk yapmayı tercih ediyorum. Şuradan tığımı arasından sokuyorum. Başlangıç ilmeği yaptığım ipimi alıyorum. Siz bunu yapmayıp doğrudan ipi şuradan geçirip bağlayıp, yani şöyle göstereyim. Şuradan ipi geçirip buraya bağlayıp ondan sonra yapmaya devam edebilirsiniz. Aldım başlangıç ilmeğimi. Bir tane zincir çektim. İpliğimi de şöyle saklamak istiyorum. Aynı noktaya battım. İpimi dolayıp battım. Bir tane de ip aldım. Bir kere daha battım. İp aldım. Bir kere daha battım. Tam 3 kere yaptım bu işlemi. Ve şimdi hepsinden birden çıkardım ipimi. Bir zincirle de bunu sağlamlaştırdım. Bir sonrakine geçiyorum, bu boşluğa. Battım. 1. Battım. 2. Ve 3. 3 kere aldım. Çıkardım. Ve sağlamlaştırdım. Bir zincirle.
Tekrar sonrakine geçiyorum. Batıyorum. 1 2 ve 3. Sağlamlaştırdım. Bütün sıra boyunca aynı işlemi yapacağım ve bağlamaya geldiğimizde tekrar geri döneceğim. Siz de videoyu durdurun ve sıranızı bitirin. Tekrar görüşelim. 16. yaptım. Bir zincirimle de burayı bağladım. Hemen şuradaki şu zincire batıyorum ve birleştiriyorum. Sağlamlaştırdım. Kestim. Bir sonrakinde pembe ipimi aldım. Parmağımla doladım. İkisini birbirinin üstünden geçirip başlangıç ilmeğimi yaptım. Hemen şuradan başlayacağım. Yine boşluğa batıyorum. İpimi geçirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi buradakine benzer ama aynı olmayan tabii ki bir şey yapacağız. Trabzan yapacağız ama trabzanımızı tamamlamayacağız. Yani battım, ipimi aldım. Bir kere çektim, bıraktım. Bir daha. İpimi aldım, bir kere çekip bıraktım. Bir daha. Dört tane yaptım. Birbirine bağladım. Ve iki zincir çektim. Bir sonrakine geçtim. Bir. İki. Üç. Ve dört. 5 tane şimdi ilmek var. Ya yani bunda yoktu çünkü bunda bir öncekinden gelen ilmek olmadığı için. Yani toplamda 4 tane tamamlanmamış trabzanı birleştiriyorsunuz. 2 zincir çekip bir sonrakine geçiyorsunuz. 1 2 3 ve 4. Geçirdim ve 2 zincir çektim. Yaparken ipinizi böyle arkaya saklayıp yaparsanız işiniz temiz olur. Ama öyle yapmadınız diyelim ki sonradan da zaten şöyle yün iğneleriyle ya da bunun gerçek demir iğnesiyle arkasından geçirerek iplerinizi saklayabilirsiniz. Şimdi ben bu sırayı da tamamlayacağım ve siz de durdurup tamamlayın. Sonrasında görüşelim. Aynı işlemi tam 16 kere tekrarladım. 2 zincirimi de çektim. Buradaki 3. zincire bağladım. İçinden geçirdim doğrudan. Bir zincirle de sıkılaştırdım ve kestim. Böyle gördüğünüz gibi şu anda bile çok güzel. Son sıramıza geçiyorum. İpimi boşluktan geçirdim. 1, 2, 3, 4 tane de zincir çektim. Şimdi bu zincirin hemen yanına iki tane şey yapacağım. Üçlü trabzan, ikili trabzan değil. İki kere ipimi dolayacağım. Bir, iki ve üç seferde çıkartıyorum.
Batıyorum. İpimi aldım. Önce ilk ikiden, diğer ikiden ve son ikiden. Bununla beraber 3 tane ediyor. Bir zincir çektim. Hemen bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bir sonraki boşluğa bu sefer ikili trabzan, yani normal her zaman yaptığımız trabzandan yapacağım. 3 tane. Bu 1. Bu 2. Bu da 3. Bir zincir çektim. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Buraya da 3 tane yarım trabzan yapacağım. Yarım trabzan nasıl yapılıyor? İpimi dolayıp battım. İp aldım. Ve hepsini birlikte çıkardım. Battım. Birlikte çıkardım. Bir kere daha çıkardım. Bir zincir çektim. Hemen bir sonrakine tekrar ikili trabzan yapacağım. 1 2 ve 3 tane bir zincirimi çektim. Ve buraya, pardon, artık tam köşeye geldik. Trabzanımızı yaptıysak ikili üçlü trabzan yapma zamanı. 1 2 3 seferde çıkardım. 2 kere doladım. 1 2 3. Tekrar 2 kere doladım. 1 2 ve 3. Bir zincir çektim. Yine 2 kere dolayıp aynı yere batıyorum. Ve 3 tane daha yapıyorum köşeye. Böyle. Şurası yarım. Daha tamamlanacak dönerken. Şimdi hemen trabzana geçiyorum. Pardon, şu arada şimdi bir zincir çekip hemen trabzana geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. Yarım trabzan. Bir zincir, trabzan, ve tekrar bir zincir, 3 tane ikili trabzan, bir zincir ve tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. Ben şimdi burayı da tamamlayacağım. Tam şu noktaya geldiğimde tekrar geri döneceğim. Son üçlü trabzanlarıma geldim. Şurada bir zincirimi çektim. İpimi 2 kere doladım. Batıp 1 2 3 tanesini yaptım. Bir tane de zincir çektim. Şunun 1 2 3 4. zincirinden batıp birleştirdim. Doğrudan çıkardım.
sağlamlaştırdım ve kestim. Şöyle iplerimi temizliyorum. Gördüğünüz gibi ben şu modelde etrafından da şey gittim. Yarım trabzan gittim ya da sık iğne, hatırlıyorum, sık iğne gittim. Evet. Ama o opsiyonel bir şey, yani ben sadece ona özel yaptım bunu. Modelin kendisi budur. Bunu yapmak istiyorsanız eğer sık iğneyi, şu kenarlara 3 tane sık iğne, her trabzanın üstüne birer tane ve her boşluğa bir tane sık iğne yaparak etrafını dönebilirsiniz. Sonraki videolarımdan birinde bu motiflerin nasıl birleştirildiğini göstereceğim. Başka bir videoda da bu motiflerle, dediğim gibi, hoş tatlı bir şey yapacağız. Kızlarınız, hatta kendiniz için de olabilir aslında. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Örgücü Şirin'i Facebook'tan, YouTube'tan, Instagram'dan her zaman söylediğim gibi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki abone ol butonuna tıklayın ve paylaştığım videoların bildirimleri anında cebinizde ya da bilgisayarınızda size ulaşsın. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.